Bu videoda 3 fazla senkron motorlara yıldız üçgen yol verme kumanda devresi nasıl kurulur? Onun hakkında bilgiler vereceğim. Yani uygulamaya yönelik bir video olacak. Ama bu videodan önce yayınlamış olduğum 2 video daha var. Bunlardan bir tanesi asenkron motorlara yıldız üçgen yol verme efsanesi videosu. O videomda yıldız üçgen yol verme mantığı, yıldızda, üçgende ve yıldız üçgen yol verme sırasındaki elektriksel parametrelerden bahsettim. Bir diğeri ise şimdi uygulamasını yapacağımız olan devrenin çalışma mantığını anlattığım video. 3 fazla senkron motorlara yıldız üçgen yol verme devresi nasıl çalışıyor teorisi videosu. Yorumlar kısmına bu iki videonun da linkini ekleyeceğim. Bu videoya başlamadan önce bu iki videoya göz atmanız sizin için yararlı olacaktır. Şimdi başlayalım. Kitaplara baktığınızda ya da internetten araştırma yaptığınızda karşınıza yıldız üçgen yol vermeye ait çok farklı kumanda devreleri çıkabilir. Buraya örnek olarak bir tanesini aldım. Eskilerden kalma bir devre bu. Burada evet yıldız üçgen yol vermeye yanı sıra yapılmaya çalışılan iki şey daha var. Bunlardan bir tanesi önce yıldız kontaktörünü alıp daha sonra ana kontaktörü devreye almak ki bunun nedenini çalışma mantığını anlatmış olduğum videoda detaylıca anlattım. Tekrar o kısma dönmek istemiyorum. Videoyu uzatmak istemiyorum. Merak eden arkadaşlar yol verme teorisini anlattığım videoya göz atarsa sevinirim. Bir diğeri ise zaman rölesinin üçgen kontaktörü devreye aldıktan sonra yani nihai çalışacak olan üçgen kontaktörünü devreye aldıktan sonra devreden çıkarılması. Nedeni de şu, eskiden zaman rölesi olarak kullandığımız röleler burada resimde gördüğünüz röleler. Yukarıdaki pnömatik olarak çalışan zaman rölesi, bobinli bir zaman rölesi, aşağıdaki ise senkron motorlu mekanik olarak çalışan bir zaman rölesi. Ve zaman rölesi motor üçgene geçtikten sonra motorun tüm çalışması boyunca devrede kalmasın diye devreden çıkarılıyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Örneğin bu zaman röleleri yüksek güç tüketimi olan bobinli röleler olduğu için panoda gereksiz yere güç tüketmesin, gereksiz yere ısı oluşturmasın ve zaman rölesi kendi ömrünü bitirmesin. Çünkü nihai olarak bunların da bir ömrü var. O nedenden dolayı burada örnek olarak verilmiş kumanda devresinde üçgene geçildiğinde bu zaman rölesi devreden çıkarılıyor. Bakalım devreye. Termik röleden sonra stop butonundan geçmişim ve start butonuna gelmişim. Start butonuna bastığımda start butonun 13-14 üzerinden K1M'nin yani ana kontaktörümün normalde kapalı 21-22'sinden geçtikten sonra K5M'nin normalde kapalı 21-22'sinden ki K5M burada üçgen kontaktörü geçtikten sonra zaman rölesinin de kapalısından geçip K3M yıldız kontaktörü devreye girmiş. Devreye almışım. Yıldız kontaktörü ile birlikte zaman rölem yani buradaki K1T zaman rölem de devreye girmiş. K3M buradaki 13-14 nolu kontaklarını kapamış. Kendisini mühürlemiş. Çünkü biraz sonra buradaki K1M ana kontaktörüm 21-22 kapalı kontağını açacak. Başka ne olmuş? K3M buradaki 43-44 normalde açık olan kontaklarını kapamış. Ve bu kontağı kapamadan hemen önce de normalde kapalı olan 21-22 nolu kontaklarını açmış. Yani üçgenin devreye girmesini engellemiş. Daha sonra buradaki açıkları kapattıktan sonra K1M ana kontaktörüm devreye girmiş. Ana kontaktörüm buradaki 21-22'sini açmış. Fakat K3M burada kendisini mühürlediği için aşağıdaki zaman rölem ve yıldız kontaktörüm çalışmasını sürdürmüş. Zaman rölem zamanı saydıktan sonra yani yıldız yol alma süresini saydıktan sonra buradaki 15 ve 16 nolu kontaklarını açıyor. 15-16 nolu kontaklar açıldığında K3M yıldız kontaktörüm enerjisi kesildiğinden dolayı devre dışı kalıyor. Buradaki mühürlemesini açıyor. Başka buradaki mühürlemesini açıyor. Ama buradaki mühürlemesini açsa da K1M devreye girdiğinde dikkat edecek olursanız start butonunun girişinden yine kendisini mühürlemiş. Kendi mühürleme kontağı üzerinden çalışmasını sürdürüyor. Başka K3M buradaki devreye girer girmez açmış olduğu 21-22'sini devreden çıktığı için kapatmış ve yıldız kontaktörünün devreden çıkıp bu kontağı kapamasıyla birlikte K5M üçgen kontaktörüm devreye girmiş. K5M'nin devreye girmesi, üçgen kontaktörün devreye girmesiyle birlikte şuradaki 21-22 nolu kapalı kontaklarını açmış ve buradaki 21-22 nolu kapalı kontaklarını açınca zaman rölem ki biraz sonra enerjisi kesildiği için burayı kapayacak ama
Buradaki yıldız kontaktörüm devreden çıkmış. Yani bu devrede az önce bahsettiğim gibi K5M üçgen kontaktörüm, yani nihai çalışma kontaktörüm devreye girdiğinde zaman rölemi de devreden çıkartmış. Demin de dediğim gibi bu eskilerden kalma, işte mekanik ya da pnömatik zaman röleleri döneminden kalma bir devre. Şimdi elektronik zaman röleleri, hatta yıldız üçgen elektronik zaman röleleri kullandığımız için çok fazla bir enerji sarfiyatları olmuyor ve o nedenden dolayı motorun çalışması süresince zaman rölesinin devrede kalması bizim için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Devam edelim. Devre çalışmasının mantığını anlattığım kumanda şemamız bu. Yani az önce bahsetmiş olduğum videoda bu görmüş olduğunuz kumanda devresinin çalışma mantığını anlattım. Fakat bugün uygulayacağımız kumanda devresi bundan biraz daha farklı olacak. Nedeni de şu. Dikkat edecek olursanız burada Q11 ana kontaktörümün 13-14 açık kontağını ve 43-44 açık kontağını kullanmışız. Yani Q11 ana kontaktörümün 2 adet yardımcı açık kontağını kullanmışız. Ama standart olarak kontaktörlerde bir adet 13-14 açık ve bir adet 21-22 kapalı kontak gelmektedir. Eğer ben bir açık kontak daha istiyorsam bu kontaktörümün üzerine ya da yanına ek kontak modülü ilave etmem lazım ve buna gerek duymadık. Devreyi şu şekle getirdik. Bu videoda uygulamasını yapacağımız kumanda devresinin prensip şeması bu. Şuradaki bağlantı noktasına dikkat edin. Bu bağlantı noktasına start butonunun 14'ünden Q11 ana kontaktörümün 14 nolu yardımcı kontağından ve Q11 ana kontaktörümün A1 bobin ucundan ve aynı zamanda da zaman rölemin 15 nolu kontağından uç geliyor. Yani şu şekle baktığınızda 4 adet kablonun ek alındığı, birleştirildiği bir nokta. Ama daha önce hazırlamış olduğum bir video daha var. Kumanda devrelerinde bağlantı noktaları. O videoda bir bağlantı noktası, bir klemensle en fazla 2 kablo olması gerektiği, eğer 2 kablonun üstüne çıkılması gereken zaruri haller varsa yine bunların aynı yüzük içerisinde sıkılması gerektiğine dair bilgiler verdim. Yani buradaki 4 kablonun gireceği bağlantı noktası uygulamada sıkıntılı olacağı için şekli sağ tarafta gördüğünüz hale getirdim. Yani uygulamasını yapacağımız prensip kumanda devresi ekranın sol tarafında gördüğünüz ama gerçekte uygulamasını yapacağımız devre ise yine aynı devre olup bağlantıların yerlerini taşıdığım sağdaki kumanda devresi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi butonların klemenslerinde panonun içerisindeki elemanlara ait herhangi bir ek almamaya çalışırız. Nedeni de şu. Buradaki start butonumda, stop butonumda benim pano kapağımın üzerinde. Ama aşağıdaki zaman rölesi ya da kontaktörler pano sacına montajlanmış halde. Eğer ben pano içerisindeki bir elemandan pano kapağındaki butona bir kablo çekmem gerektiğinde önce bunu altta ya da yanda en münasip yer neresi klemenslerin yerleştirildiği sıra klemense çıkarım. Sıra klemensten sonra devam ederim ve pano kapağına geçiş yaptıktan sonra butonun ilgili klemensine girerim. O nedenle böyle zahmetli bir işi yapmamak, pano kapağına kablo çekmemek için mecbur olunmadığı sürece butonların klemenslerinde pano içerisindeki elemanlara ait herhangi bir ek alınmamaya çalışılır. Ve dikkat edecek olursanız burada ben start butonunun çıkışından ek almamışım ve direkt aşağıdaki Q11 ana kontaktörüme gitmişim. Peki bu devrede nerelerde ek alınmış ona bakalım. Q11 ana kontaktörümün 14 nolu klemensine 2 adet kablo girişi yapmışım. Bunlardan bir tanesi K1 zaman rölemin A1 ucundan, bobin ucundan gelen kablo. Bir diğeri ise Q11 ana kontaktörümün A1 bobin ucundan gelen kablo. Başka nerede ek var? Q11 ana kontaktörümün A1 bobin ucunda. Burada da yine iki kablo var. Bunlardan bir tanesi start butonunun 14 nolu kontağından gelen kablo. Bir diğeri ise yine kendi üzerindeki olan Q11 kontaktörünün 14 nolu yardımcı kontağından gelen kablo. Devam edelim. Bir de K1 zaman rölemin bobin ucuna iki tane kablo çekmişim. Bunlardan bir tanesi Q11 kontaktörümün 14 nolu yardımcı kontağından gelen kablo. Bir diğeri ise K1 zaman rölesinin 15 nolu yine kendi üzerindeki ortak uca
ortak kontak ucuna giden kablo. Aslında bu iki devrede aynı kumanda devresi. Fakat az önce bahsettiğim bir klemense 2'den fazla kablo girişini yapmamak için devredeki bağlantı noktalarını bu şekilde taşıdım. Ve devreyi videoyu durdurup incelediğinizde aslında aynı devre olduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi kumanda devremizi kurmayla başlayalım. Kumanda devresi besleme kaynağımın 24 volt DC ucundan termik rölemin 95 nolu kontağına. Termik rölemin 96 nolu kontağından 0 nolu stop butonumun 21 nolu kontağına. Sıfır numaralı stop butonumun 22 nolu kontağından 1 numaralı start butonumun 13 nolu kontağına. Bir nolu start butonumun 13 nolu kontağından Q11 ana kontaktörümün 13 nolu yardımcı kontağına. Bir nolu start butonumun 14 nolu kontağından Q11 ana kontaktörümün A1 bobin ucuna. Q11 ana kontaktörümün 14 nolu yardımcı kontağından yine Q11 ana kontaktörümün A1 bobin ucuna. Q11 ana kontaktörümün 14 nolu yardımcı kontağından K1 zaman rölemin A1 giriş ucuna. K1 zaman rölemin A1 giriş ucundan yine K1 zaman rölemin 15 nolu ortak kontak ucuna. K1 zaman rölemin 16 nolu kapalı kontak ucundan Q15 üçgen kontaktörümün 21 nolu yardımcı kontak ucuna. Q15 üçgen kontaktörümün 22 nolu kontağından Q13 yıldız kontaktörümün A1 bobin ucuna. K1 zaman rölemin 18 nolu kontağından Q13 yıldız kontaktörümün 21 nolu kontağına. Q13 yıldız kontaktörümün 22 nolu kontağından Q15 üçgen kontaktörümün A1 bobin ucuna. Q15 üçgen kontaktörüm ile Q13 yıldız kontaktörümün A2 bobin uçlarını köprülüyoruz. Q13 yıldız kontaktörüm ile Q11 ana kontaktörümün A2 bobin uçlarını köprülüyoruz. Q11 ana kontaktörümün A2 bobin ucuyla K1 zaman rölesinin A2 ucunu köprülüyoruz. Ve yapmış olduğumuz bu köprüyü kumanda devresi besleme kaynağımın eksi şase ucuna giriyorum. Güç devresini kurmaya başlayalım. Güç devremin besleme kaynağının L1 ucundan Q11 ana kontaktörümün 1 nolu ana kontağına. Q11 ana kontaktörümün 1 nolu ana kontağından Q15 üçgen kontaktörümün 1 nolu ana kontağına. Üç fazlı
besleme kaynağımın L2 fazından Q11 ana kontaktörümün 3 nolu ana kontağına Q11 ana kontaktörümün 3 nolu kontağından Q15 üçgen kontaktörümün 3 nolu kontağına üç fazlı besleme kaynağımın L3 fazından Q11 ana kontaktörümün 5 nolu kontağına Q11 ana kontaktörümün 5 nolu ana kontağından Q15 üçgen kontaktörümün 5 nolu ana kontağına. Termik rölemin 2 nolu çıkışından motorumun U1 klemensine Termik rölemin 4 nolu çıkışından motorumun V1 klemensine Termik rölemin 6 nolu çıkışından motorumun W1 klemensine Q13 yıldız kontaktörümün 2 nolu kontağından Q15 üçgen kontaktörümün 2 nolu kontağına. Şimdi bu noktada bir açıklama yapmam gerekli. Güç devremizdeki motor klemenslerine baktığımız zaman U1'in karşısında V2, V1'in karşısında W2 ve W1'in karşısında U2 klemenslerini görüyoruz. Ama benim motorumun klemenslerine baktığımda, yani uygulamada kullandığım motor klemenslerine baktığımda U1'in karşısında W2, V1'in karşısında U2 ve W1'in karşısında V2 var. Yani güç devremdeki benim motor klemensleriyle uygulamadaki kullandığım motor klemenslerinin çıkışları farklı. Bu bir sorun teşkil eder mi? Buna bakalım. Motor sargılarına bakacak olursak, örneğin U1 sargı girişi, U2 sargı çıkışı, bir diğer sargıda V1 sargı girişi, V2 sargı çıkışı ve bir diğer sargıda W1 sargı girişi, W2 sargı çıkışı. Buradaki bobinlerin, sargıların çıkışları motor klemensinde bir kaydırılarak çıkarılır ve bunu yaparken de bir önceki klemense ya da bir sonraki klemense kaydırılabilir. Yani yapabileceğim iki tip bağlantı vardır. Ne demek istiyorum? V1 bobininin girişi bir önceki klemense kaydırılır. V2 olarak çıkarılır. W1 bobininin girişi bir önceki klemense kaydırılır. W2 olarak çıkarılır. Ve U1 ile U2 giriş çıkışları ise çaprazlama atılabilir. Yani bir önceki klemense kaydırılarak çıkarıldığında bu şekildedir. Peki bir sonraki klemense kaydırılarak çıkarıldığında ne olur? U1'in çıkışı bir sonraki klemense kaydırılır. V1'in çıkışı V2 bir sonraki klemense kaydırılır. Ve W1 ile W2 uçları ise çaprazlama atılır. Bobinlerin her iki şekilde çıkarılması arasında herhangi bir fark yoktur. Yani elektriksel açıdan, çalışma açısından, hatta devir yönleri açısından herhangi bir fark yoktur. Bu iki şekilde de bobin çıkışları motor klemensine çıkarılabilir. İkisi de doğrudur. Yani benim güç devremdeki şekille aşağıda uygulamada görmüş olduğum motor klemensindeki şekil ikisi de doğrudur. İkisi de çalışma açısından herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Şimdi devam edelim. Ben burada güç devresindeki klemens değil de motor üstündeki klemensler üzerinden gideceğim. Q15 üçgen kontaktörümün 2 nolu ana kontağından motorumun W2 klemensine Q13 yıldız kontaktörümün 4 nolu ana kontağından Q15 üçgen kontaktörümün 4 nolu ana kontağına Q15 üçgen kontaktörümün 4 nolu ana kontağından motorumun U2 klemensine Q13
Q13 yıldız kontaktörümün altın oğlana kontağından Q15 üçgen kontaktörümün altın oğlana kontağına. Q15 üçgen kontaktörümün altın oğlu ana kontağından motorumun V2 klemensine. Yıldız köprüsünü yapalım. Bunun için Q13 yıldız kontaktörümün 1, 3 ve 5 nolu ana kontakları arasında köprü açacağız. 1 ile 3 arasına. Üçle beş arasına köprümü atıyorum. Yıldız üçgen yol verme zaman rölemin üzerinde iki adet ayar potu bulunmaktadır. Bunlardan üstteki saniye cinsinden yıldız yol alma süresini ayarlarken aşağıdaki ise yıldızdan üçgene geçme arasındaki zamanı milisaniye cinsinden ayarlamamı sağlamaktadır. Şimdi buradaki iki zaman değerini de sırayla küçülterek değişimi göreceğim. Bunu yaparken de hangi kontaktörün çektiğini görebilmek için kontaktörlerimin bobin girişlerine birer adet göz lambası bağladım. Ve bu göz lambaları sayesinde buradaki zaman değerini sırasıyla küçülterek değişimleri gözleme şansım olacak. Yıldız üçgen yol vermenin temel mantığı neydi? Motorumuzu önce yıldız olarak devreye almak ve motor sargılarına faz nötr gerilim uygulamak. Daha sonra üçgen olarak devreye alarak motor sargılarımıza faz arası gerilimi uygulamak. Ve bununla ilgili ölçümler yapacak olursak zaman değerlerini biraz daha gözlemlenebilir değerlere getirdikten sonra motor sargıları üzerinde ölçüm yapalım. Ölçü aletimi U1, U2 sargısı üzerine bağlayacağım ve yıldızda üçgende ölçümler yapacağım. Motorum yıldız çalışırken sargılar üzerinde 229 voltluk gerilim düşmekte. Üçgene geçtiğinde ise sargı gerilimi 393 voltu görmek. Yani yıldız çalışırken faz nötr gerilimi, üçgen çalışma sırasında ise faz gerilimi motor sargılarına uygulanmış oluyor.